Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir panda figürü çalıştık. Panda figürümüzü bebek örgülerimizde dilediğimiz yerde kullanabiliriz. Evet, hemen figürümüzü örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Sihirli halkamı yapıyorum. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Parmağımdan çıkarıp başını doluyorum ve tek seferde çekiyorum. 2 zincirimizle birlikte 2 3 4 başını doluyorum, tek seferde çekiyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 tane trabzan bizim için yeterli. Şu şekilde yaklaştıralım. Her iki başlangıç ve bitiş yönünü, bir gerginlik olmasın. Ve ilk zincirle başladığımız yere gelerek batalım. Şu şekilde içinden geçirelim. Ve birinci sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Yine bir iki tane zincirimizi çekelim. Başını dolayalım. Hemen dibine batalım. Ve tek seferde çekelim. Yine aynı şekilde bütün trabzanlarımızın hepsine batalım. Başını dolayalım. Tek seferde çekelim. Bütün trabzanlarımın üzerine giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Ve ikinci kez tekrar giriyorum. Ve devam ediyorum. Bir. Aynı yere ikinci kez giriyorum. Ve iki. İlerliyorum. Bir. İlerliyoruz. 2. Bütün sıramızı bu şekilde tamamlayalım. 2 sıramızı tamamladıktan sonra 3. sıramıza yine zincirimizin üzerine batarak geliyorum ve tekrar bir iki tane zincirimi çekiyorum ve hemen zincirimin dibine bir tane daha başını dolayarak batıyorum ve çekiyorum. Diğerine geçiyorum. 2 3 4 5.'yi çift olarak batalım. 1 ve aynı yere battım. 2. Bakın 5.'yi çift olarak ördüm. Devam ediyorum saymaya. 1 2 3 4 5 5.'yi çift olarak batıyorum. Bakınız aynı yere tekrar batıyorum ve büzülmesini engelliyorum. Tekrar başını doluyorum, sayıyorum. 1 2 3 4 5 5.'ye bir daha batıyorum ve sayıyorum yine. 1 2 3 4 5 5.'ye tekrar başını doluyorum ve batıyorum. Yine sayıyoruz başını dolayarak. 1 2 3 ve 4. Başlangıçta zaten çift olarak örmüştük. Hemen başlangıca batıyorum. Şu şekilde geçişimi yapıyorum. Şimdi her bir trabzanımın üzerine bir tane sık iğne örerek ilerliyorum. Hepsine birer tane burada. Sadece sık iğne yaparak başlangıç yerimize kadar geliyoruz ve bu son sıramız. 3 tane başını bir defa dolayarak örüyoruz. Bir tane ise bütün trabzanlarımın üzerine birer tane sık iğne yaparak başlangıç yerime kadar ilerliyorum. Evet, pandamızın yüzünü bu şekilde ördüm. Şimdi pandamızın kulaklarını örelim. Şuradaki ipimizin olduğu kısım alt kısma kalsın ve hemen şöyle kulağımızı örmeye başlayalım. İpimi bakınız bağladım tığıma, bir tane sık iğne ile buraya bağlıyorum kendimi. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Bir defa da çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. İkili trabzan örüyorum. 3 diyelim şimdi. Sık iğnemizle birlikte 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane trabzanımızı örelim. Baştaki sık iğne de dahil tam 10.'ya gelelim. Hemen aynı yere batalım ve bir tane zincirimizi çekip sıkıştırıp makasımızla keselim. Pandamızın kulağının bir tanesini bu şekilde örelim. Şöyle genişçe bir kulak olsun. Evet, şimdi ikinci kulağına başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve sayıyorum şimdi arayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincir yuvasına geliyorum ve batıyorum şu şekilde. Bir tane sık iğne, bir tane başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Toplamda 2 diyoruz ve üçüncüye ikili trabzan olarak başlıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane trabzanımı örüyorum ve hemen dibine batıyorum 10. trabzandan sonra. Bir tane de zincirimi çekip sıkıştırıp kapatıyorum ve pandamın kulaklarını bu şekilde hazırlamış oluyorum. Şöyle de düzeltelim. Evet. Şimdi de gözümüzü örelim. Gözümüz için sihirli halkamızı yapalım ve başlayalım. 1 2 3. 3 tane zincirimi çekiyorum ve bir tane trabzan olarak sayıyoruz. 2 3 4 5 6 7 tane trabzanımı örüyorum. Şu şekilde halkamı kapatıyorum. Bir tane de zinciri buradan çekiyorum. Halkamı kapatıyorum ve makasımla kesiyorum. Pandamın gözünü tam kulağımın altına gelecek şekilde yerleştirdim ve siyah ipimle şu şekilde kenardan incecik dikiyorum. Nasıl tabii kolayınıza gelirse, herkesin farklı bir dikiş tekniği var. Tekniğinizdeki uygulama nasılsa o şekilde dikişimizi yapalım. Devam ediyorum. Çevresinden gözümü dolaşarak diktim. Şöyle bakalım. Son dikişimi de atıyorum. Evet, pandamın gözünün bakınız bir tanesini şu şekilde diktim. Arkasında şöyle görmekteyiz bakınız. Evet, gayet güzel oldu. Şimdi diğer gözümüzü de aynı şekilde dikelim. İpimi koparmadım. Bakınız diğer gözüme de hemen geçiyorum. Yine kulağımın altına doğru. Tabii buradaki kulağıma da ipimi takmadan şöyle güzelce dikişimizi elimizle şöyle toparlayarak dikelim. Gözlerimizi diktikten sonra şimdi burnumuzu da işlemeye başlayabiliriz. Burnumuzu da hemen şu merkezimize yakın yere, yani tam ortaya yakın yere işlemeye başlayalım. Aynı yere birkaç kere girelim. Orayı yoğunlaştıralım. Dilerseniz tabii 2 kat olarak da yapabilirsiniz ipimizi. Şöyle güzel dolgun bir burun olsun. sürekli sarma yöntemiyle burnumuzu güzelce dolduralım. İçimizi sinecek kadar olsun. Burnumu işledikten sonra yine burnumun tam ortadan aşağıya doğru inmeye başlıyorum. Aşağıya doğru inelim. Dümdüz bir tane daha aynı yere gelelim. Arkadan ipimiz öne doğru geçti. Onu alıp kenara koyduk. Evet, şimdi gülümseyen bir ağız yapalım. Yanağının yukarısına doğru çıkıyorum ve burnunun altına doğru iniyorum. İkinci kez aynı yere geliyorum. Şöyle siyahı güçlendiriyorum. Tabii ipiniz iki katsa bir kere yeterli olabilir. Onun için ayarlamalarımızda ona dikkat edelim. Ve şimdi tekrar diğer taraftan çıkıyorum. Dudağımın diğer yarısı için tekrar aynı yere girerek ikinci kez güçlendiriyorum ve gülümseyen, güler yüzlü bir pandam oluyor. Evet, gayet güzel bir panda oldu. Şimdi arkasına düğüm atalım ve fiyongunu çalışalım. 3 sıra ördükten sonra aynı renkteki ipimi tam ortalıyorum. Geçiriyorum iğnemle. Bir defa daha aynı yerden, yani çok önemli değil, teller gibi yapıyoruz. Şu şekilde kapatıyoruz. Ve üzerinden sarmaya başlayalım. Dilediğiniz kadar bu şekilde sardıktan sonra arkadan düğüm atalım. Düğümümü attım. Elimizde düzeltelim. Şurada alttaki görünen ipini hemen almak istiyorum. Düzeltme işlemlerimizi de yaptıktan sonra uygun bir şekilde hemen boynunun altına dikelim. Evet, papyonumuzu da bu şekilde diktikten sonra pandamız kullanılmaya hazır hale geldi. Evet, bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.